Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet, bugün dikenli kabaktan turşu yapacağız. Bunun bir ismi de Rodos kabağı arkadaşlar. Aslında bu kadar da dikenli olmuyordu ama biraz bunun dikenleri fazla taze olduğundan herhalde. Bayağı bir dikenli. Arkadaşlar şimdi ben bundan turşu yapacağım söylediğim gibi. Önce elinize dikenleri batırmadan ortadan ikiye bölün. Sonra ince ince soymaya çalışın dikenlere dikkat ederek. Eğer ki dikeni biraz az olsaydı ben bunu kabuklu yapacaktım, soymayacaktım. Dikenleri fazla olunca soyma gereği duydum. Sizin dikeni azsa sadece diken kısımlarını alın, kabuğunu soymayın. Kabuğunu soydum. Orta kısmında olan çekirdek kısmını da aldım. Bunları güzelce yıkadım. Bakın bu şekilde. Bazılarını ortadan böldüm. Bazılarını bölmedim. Kestiğim şekilde uzun şeklinde yapmayı düşünüyorum. Burada da bir çay bardağından iki parmak kadar eksik üzüm sirkem var. Maydanozum var. Bir çay kaşığı limon tuzum var. Bir yemek kaşığı tepelemeyi salamura tuzum var, sarımsağım var, nohutum var. Orada havuç görüyorsunuz arkadaşlar. Arada boşluk varsa havuçlarla doldurmayı düşünüyorum ben. Eğer siz istemiyorsanız koymaya da bilirsiniz havuç. Kavanozum 1 litrelik. Biraz nohut. Biraz tuz. Biraz limon tuzu. Kavanozumun alt kısmına biraz maydanoz. 2-3 tane sarımsak. Alt kısmına koydum. Şimdi kabaklarımı bu şekilde kavanozuma yerleyeceğim arkadaşlar. Boşluk koymamaya çalışacağım. Boşluk kalırsa ne olur? Hiçbir şey olmaz ama turşunuz az olur. O yüzden güzelce yerlemenizi tavsiye ederim. Bakın ben bu şekilde yerledim. Pek de boşluk kalmadı. Eğer siz böyle yapmazsanız ortadan bölebilirsiniz de. Kısaltabilirsiniz biraz boylarını. Şimdi sarımsağımı, nohutumu, limon tuzumu, kalan tuzumu hepsini koydum. Kavanozuma. Şimdi üst kısmını dolduralım. Bu şekilde arkadaşlar. Doldurdum. Üzerine de 2-3 tane hem görsel güzel olsun hem içinde havuç da olsun diye havuç koydum. Sirkemi ilave ettim. 2-3 tane sarımsak koydum tekrar üzerine. Şimdi 2-3 kere kaynattığım kettle'da fokur fokur kaynar suyumu döktüm. Üzerine de şöyle maydanozumu kapıyorum. Siz dereot da kullanabilirsiniz. Ya da ikisini de kullanmayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Kavanozumuzu tam dolduralım ki zaten biraz da çekecek. Kavanozumuzu sıkıca kapatalım. Kapağımız sıfır kapak olsun lütfen. Bu şekilde arkadaşlar. 1 saat, 1,5 saat kadar ters bir şekilde koyacağım ben. Daha sonra da güneş görmeyen serin bir yerde bekleteceğim. 15-20 gün sonra turşumuz hazırdır. Kanalımda dikenli kabağın kavurması da var arkadaşlar. Yani Rodos kabağının. Onu da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.